Ve Yerleştirme Merkezi 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ek yerleştirme ve tercih kılavuzunu yayımladı. Ek tercih ve yerleştirme sürecini İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç hocamızla konuşacağız. Burak hocam selamlar. Merhabalar Dilem Hanım. Selamlar. Bu sene geçtiğimiz yıla göre farklı bir sistem uygulandı. Yerleşmelerde boşluklar kalmıştı. Yani ilk yerleştirmede açıkta kalanlar için üniversiteli olma fırsatı sunuyor. Kaç kişilik boş kontenjan söz konusu ve bu boşluklar hangi branşlarda hocam? Böyle başlayalım. Şimdi şöyle söyleyelim, bir defa açık ve örgün öğretim kontenjanlarını topladığımızda tam izninizle gözümü çıkartayım, görmek için ekrandan 280 bin boş kontenjan var şu anda öğrencileri bekleyen. Açık kontenjanları bir tarafa bırakırsak da 195 bin örgün kontenjan şu anda ek yerleştirmede. İlk yerleştirmede açıkta kalanları bekliyor, öyle söyleyelim. Tamam. Şimdi bu sene biliyorsunuz geçen seneye kıyasla yeni bir sistem uygulanmıştı. YGS, LYS'den biz YKS sistemine geçmiştik. Bunun bir takım olumlu sonuçlarını olumluluk oranları ciddi bir şekilde artmıştı ilk yerleştirmede. Özellikle ön lisans programlarındaki yerleşme oranı yüksekti. Lisansta biraz geçen seneye göre boşluklar artmıştı ama baktığımızda kesin kayıtlanma oranlarında 2 yıllık meslek yüksekokullarını kazananların gidip çok da böyle hevesli bir şekilde kayıt yaptırmadığını görüyoruz. Üniversiteye yerleşenlerin %15'i 2 yıllıklara gidip kesin kayıt yaptırmamış. Öyle olunca kontenjan bir anda örgün programlarda 86.796'ya çıkmış durumda. Yani şu anda ilk yerleştirmede açıkta kalanlar ve 2 yıllıkları tercih etmek isteyenler için 86.796 kontenjan devlet, vakıf, Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde adayları bekliyor. Lisans kontenjanlarına geldiğimizde ise lisans kontenjanlarında baktığımızda ilk başta geçen ilk yerleştirmede 89 bin civarında 90 bin civarında bir boşluk kalmıştı. Ama fakültelere yerleşenler, yüksek okullara yerleşenler yani 4-5-6 yıllık programlara yerleşenler gidip kayıt yaptırmışlar. Boşluk sadece daha sonra kesin kayıt yaptırmama oranı %4,7. Öyle olunca yine de baktığımızda büyük bir sayı. Örgün kontenjanlarda 108.284 kontenjan şu anda adayları ek yerleştirmede bekliyor. Şimdi tabii hangi mesleklerde var bu boşluklar, onu da aktaralım. Ne dersiniz? Aktaralım. Şöyle bir defa bu sene Didem Hanım, bu sene sistem değişikliği sebebiyle tercih döneminde gerçekten kafalar çok karışıktı. Bilgi kirliliği vardı. Öyle olduğu için üniversiteli olmak isteyen pek çok genç bu sene yanlış tercih yaparak, iddialı belki tercihlerde bulunarak açıkta kaldı. Böyle olduğu için ek yerleştirmelerde gerçekten büyük fırsatlar var diye söyleyebiliriz. Şimdi bakın biraz bahsedeyim. Örneğin sayısal puan türünde makine mühendisliklerinde 2.524 boş kontenjan var. Elektrik elektronik mühendisliklerinde 2.230 boş kontenjan var. Mimarlıkta 1.828 kontenjan var. Durun, yani çok kontenjan var. Tıbba geleyim. Tıp çünkü çok gözlidir. Tam 110 kontenjan boş. 59 kontenjan diş hekimliğinde boş. Bunlar ilk başta da olmadığı gibi bazı öğrenciler de işte gidip kazandıkları halde kesin kayıt yaptırmıyorlar. Açığa düşüyor. Hani diyeceksiniz ki tıpta nasıl böyle boşluk olabilir? Vakıf üniversitelerinde bazen eğitim ücretleri yüksek olduğu için kayıt yaptırmaktan çekinebiliyorlar. Bazı kişiler de tıbbı kazanıyor ama yurt dışından da kabul almış oluyor. Yurt dışına gidiyor. Öyle olduğu için kazandıkları halde yani dolan kontenjanlar da boşa düşebiliyor. Hocam bu TM'de sebeple durum nasıl? TM'yi de söyleyelim. Sayısalı TM'de doğrudur. TM'de esasında büyük büyük fırsatlar var. İşletme iktisatta boşluklar vardı. Ek yerleştirmeye de kayıt yaptırmayanlardan artan bir durum var. İşletmede 7.015, iktisatta 6.532 kontenjan boş gözüküyor. Ama durun, gençlerin gözde meslekleri son yıllarda psikoloji 1.315 kontenjan boş, hukukta 1.283 kontenjan boş, rehberlik psikolojik danışmanlıkta 903 kontenjan boş gibi gözüküyor ek kontenjan için. İlk yerleşmede yerleşemeyenler buralara talip olabilirler. Ancak burada böyle bazı teknik kurallar var. Onu da hatırlatmakta yarar görüyorum. Şöyle ki, eğer bir bölümün ilk yerleştirmede kontenjanlarının tamamı dolduysa ve bir taban puanı oluştuysa, yani 6 açık kalmadıysa, bu durumda ek yerleştirmede oraya talip olabilmek için, yani mesela 60 kontenjan vardı, hepsi doldu. Ama o 60 kişiden hepsi gidip kayıt yaptırmadı. 2 tane boş kontenjan kaldı. Taban puanı oluşan böyle bir bölümü tercih edebilmek için mutlaka sizin puanınızın o taban puanından yüksek olması gerekiyor. Bir defa adaylar bunu bilsinler. Ama mesela 6 boş kalmış. Yani işte 30 kontenjan vardı. 26 tanesi doldu.
taban puanı oluşmadı. Böyle bir bölümü tercih edebilmek için sadece gerekli olan barajı aşmış olmak, ki bu 180 barajıdır 4 yıllıklarda, 2 yıllıklarda 150 barajıdır. Tabii 4 yıllıklarda başarı sırası şartını tutturmak gerekir mühendisliklerde, mimarlıklarda, hukuklarda, tıplarda. Ama baktığımızda bu kurallar çerçevesinde büyük fırsatlar olduğunu gençler için söyleyelim. 15 yıllık bir bedel var. Adaylar 14 ile 20'si arasında, 14 Eylül ile 20 Eylül arasında 24 tercih kullanma hakkına sahipler. Girip aday işlemleri sisteminden tercihlerini kullanabilirler. Ama bir para yatıracaklar 15 lira dediğim gibi. Bu para yatırma işlemini de 21'i 23.59'a kadar, yani 21 Eylül saat 23.59'a kadar mutlaka yapmaları gerekiyor. Peki Burak Hocam, devlette mi daha çok açık var kontenjan, yoksa özel üniversitelerde mi, vakıf üniversitelerinde mi? Onu da bir söyleyelim öğrencilere. Daha çok devleti mi tercih ediyor öğrenciler? Şöyle söyleyelim, şu anda ek kontenjanda devlette 71.780 boş örgün kontenjan olduğunu görüyoruz. Hı. Vakıflarda 27.761 boş kontenjan olduğunu görüyoruz. Devletlerde daha fazla. Ön lisansa gelecek olursak da hemen onunla ilgili de tabloyu bilgisayar ekranından açayım, bakıyorum. Evet, devletlerde 60.486 boş ek kontenjan var. Vakıflarda 23.247 boş kontenjan var. Aslında şu gerçekten ilginç. Geçtiğimiz yıllardaki tabloya biraz benzedi Didem Hanım. Eskiden de genellikle 2 yıllıklarda doluluklar, yerleşmeler iyi olurdu ama kesin kayıtlanmada kayıplar olurdu. Bu sene işte baktığımızda %15 gibi bir kayıp olmuş ön lisanslarda kesin kayıt noktasında. Ama lisans kontenjanlarında, yani fakülte kontenjanlarındaki yerleşenlerin yerleşme oranı %95'ler civarında ülke genelinde. Bu da çok sevindirici tabii. Burak Kılanç Hocam, çok teşekkürler aktardığınız bilgiler için. Tercih ve yerleştirme sürecini İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç'la konuştuk. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sıradaki haberlerle devam edelim şimdi.